Poyraz Sergen Medyakan Hanımlar, herkese merhabalar. Uzun zamandır pizza dağıtımını bıraktığımdan beri arabada hiç video çekmedim. Bugün arabada video çekeceğim dedim. Çok kötü rahatsızım. Sesimden de belli oluyordur. İnanılmaz şekilde rahatsızım arkadaşlar. Yani az önce ilaç içtim. O yüzden öksürükten duramıyordum normalde. Ama ya uzun zamandır YouTube'a bir video çekmiyorum. Şöyle güzel bir video çekeyim. Kameramı ön tarafa çevireyim. Siz biraz etrafa bakın. Şöyle bir trafiğe bakın. Burası Florida arkadaşlar. Miami ortalama 30-35 dakika uzaklaştım. Kamerayı öne çevireyim. Arkadaşlar bugünkü size konum Amerika'ya geldiğimi pişman mıyım? Amerika'ya geldiğinizde neden pişman olursunuz? Neleri özleyeceğinizi çok kısa ondan bahsedeceğim. Amerika'ya geldiğinizde özleyeceğiniz tek şey aileniz olacak. Başka hiçbir şeyi ama başka hiçbir şeyi arkadaşlar özlemeyeceksiniz. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi ben Amerika'ya geldiğimi hiçbir gün, hiçbir dakika, hiçbir saat pişman olmadım. Ya bugün işte diyorlar ki dönsen mönsen şunu yapsan bunu yapsan. Artık ben dönsem bile benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Benim burada aldığım arabaları, aldığım evi sattığım zaman ben Pakistan'a da gitsem krallar gibi bir hayat yaşayacağım. Ben Ukrayna'ya da gitsem krallar gibi bir hayat yaşayacağım. Almanya'da, Fransa'da, Türkiye'de gitsem nereye gidersem gideyim güçlüyüm artık. Ben dolar kazandım, dolar biriktirdim. Şöyle yaptım, hesap makinesini aldım geçen önüme. Bu yaptıklarımı bırakın ya. Bırakın yaptıklarımı, bırakın aldığım evi. Sadece bir tane arabamı, sadece bir tane arabamı almam için benim için Türkiye'de ömür boyu çalışmam gerekiyordu. Burada öğrendiğim adalet duygusunu, burada gördüklerimi dünyanın hiçbir tarafında bir daha göremeyeceğim. Bir daha bu tadı alamayacağım. O yüzden Allah'ıma sonuna kadar çok çok iyi bir şekilde teşekkür ediyorum. Peki sen Amerika'ya geldiğinde pişman olabilir misin? Eğer sen buraya geldiğinde ben bilgisayar başında oturup bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapmam, onu ellemem, bunu yapmam dersen hiçbir şey yapamazsın. Bakın öğrencilerin girin kanallarına, buraya gelenlerin bazıları ne yapıyor hiç böyle beklemiyordum. Beni takip etmeyenler ya da bizim gruplarda olmayanlar buraya geldiklerinde aman Allah'ım biz nereye geldik diyorlar. Çünkü geldiğinizde bu etrafta gördüğünüz arabalara siz binmiyorsunuz. Siz bu gördüğünüz arabalara daha önce gelmiş, bir şeyleri başarmış kişiler biniyor. Benim şu an arabamı biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenlerim, bende şu an Cadillac Escalade var. Benim bu araba 4-5 yılıma mal oldu. Amerika'da yaşayan bir Türk'e sor, böyle bir şey alabilir misin? Böyle bir şey hayatta alabilir miyim demiştim. Şöyle kafama basın, hadi lan oradan demişti. BMW gösterdim bir tane, alabilir miyim demiştim. Ya hadi be oradan demişti, neyi alıyorsun demişti. Aldım, pizza dağıtırken aldım. Yani çünkü Amerika'ya geldikten sonra çalışmayı bırakıyorlar. Çalışmıyorlar. Günde 4 saat, 5 saat, en fazla 7-8 saat çalışıyorlar ki. Arkadaşlar, ben çalışırım yaparım diyorsunuz. 1 yıl, 2 yıl yapıyorsunuz. Sonra şunu şunu yiyken. Ben de aynısını yapıyorum şu an. Şu an 5-6 saatten fazla çalışmıyorum. Çalışmam artık, neden çalışayım? Ben belli ev sahibi olmuşum, araba sahibi olmuşum. Dışarı gidip 6 saat çalıştığım zaman her gün benim bütün ayımı kurtarıyorsa eşimle beraber ben neden bütün zamanımı başka bir patronu zengin etmek için çalışayım ki? Sen de çalışmayacaksın yarın. Ama ilk buraya 1, 2 yıl, 3 yılda geldiğinde koşturmak zorundasın. Kendi arabanın sahibi olana kadar ya da bir evi uygun bir ev ya da bir ev satın alana kadar alabilmen de çok zor, kolay değil. Bunu yapana kadar bu mücadeleyi vermek zorundasın. Yoksa pişman olursun. Amerika'da sokakta yaşayan var mı? Var. Ama çoğunun akıl dengesi bozuk. Çoğu sizin bildiğiniz gibi değil. Bakın şunu da söyleyeceğim. Telegram gruplarına girip YouTube'la YouTuber'lara girip insanlardan yardım istiyorsunuz. Adamlar size yardım etmek yerine farklı bir şey söylüyorlar. Bakın sizin o internette araştırdıklarınızın çoğu yanlış, size yalan söylüyorlar. Sizi kandırıyorlar. Neden? Gidip ajantayla çalışmanız için. Bakın ben bir ajent olarak bunu size söylüyorum. İnternetteki çoğu yorumların, Telegram gruplarında bulunan çoğu insanlar ajenta. Sizin red aldığınızda ajantayla tekrar çalışacağınızı biliyorlar. O yüzden lütfen ve lütfen arkadaşlar yaptığınız şeylere dikkat edin. Amerika'ya geldiğinizde İlk başta yapacağınız şey pişman olmamak için Türklerden uzak durmanızı size öneriyorum. 5 parmağın 5'i 1 değil ama 4'ü burada 1 arkadaşlar.
Eğer onlara denk gelirseniz Amerika'da hiçbir şeyi başaramazsınız. Ben pizza dağıtacağım dediğim zaman, bu işi yapacağım dediği zaman adam bana dedi ki bu işten bir şey kazanamazsın, sakın bu işe girme. Şöyle olur, böyle olur, lastik patlıyor, şu oluyor, bu oluyor dedi. İşe başladıktan 3 hafta sonra o adamın da aynı işi yaptığını gördüm. Çok üzülmüştüm. Çok ağrıma, benim bu ülkede ağrıma giden, zoruma giden, beni üzen bütün her şeyi Türkler yaptı. Hepsini Türkler yaptı. Yabancı ya, yabancı. Yabancı adam şu arabayı aldığımı görüyor. Yabancı şunu söylüyor. Wow diyor. Very good. Congratulations. Hayırlı olsun diyor. Tebrik ederim diyor. Bizim Türkler ne yapıyor? Nasıl aldın sen bunu bu kadar kısa zamanda? Kredi, ev mi sattın? Ne iş yapıyorsun? Nasıl parayı kazanıyorsun? Kaç kilometrede? Vuruk kırığı var mı? Adam vuruk kırığıyla ilgileniyor. Adam çatlağıyla ilgileniyor. Kaç kilometre olduğuyla ilgileniyor. Adam başarınla tebrik etmeyi bile söyleyemiyor. Hayırlı olsun bile. Bak bak, çoğu Türkler burada böyle. Çoğu Türkler burada böyle. New York Long Island'a gidin. Tamam mı? Herhangi bir Türk'le sohbet edin. Sabaha kadar size dedikodu yapar. Ne demişler? Zenginin parası fakirin ağzını yorarmış. Long Island'da da zengin bir kısım var. Onlarla zaten selam verseniz adam merhaba diyor, geçiyor işine bakıyor. Niye? Onun zamanı çok değerli. Ama Long Island'da zamanı değersiz olan, kendisi değersiz olan o kadar çok insan var ki, adamlar 7-24 dedikodu, erkek dedikodu yapar mı? Kralına kadar yapıyor ya. Adam oturuyor, bildiğin dedikodu yapıyor. Adam artık yalnızlıktan patlamış. Adam kaç yıldır hayatında böyle kadın görmemiş, kaç yıldır dost görmemiş, arkadaş görmemiş. Adam artık kafayı yemiş. Dedikodunun dibine vuruyor. Başkasını eleştirerek, başkasını dibe vurarak kendisini yukarı çıkartmaya çalışıyor. Ki çok yanlış bir şey. Önermiyorum. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle uzak durun. Bir abi bir kardeş tavsiyesi. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada homeless var. İşte yolda yaşayanlar var vesaire. Geçen bir tane Türk'ün kiliseden geldiğini gördüm. Şakasına merhaba abi dedim. Hayırdır dedim. Din mi değiştirdin gibi bir şaka yaptım. Yok ya dedi. Bizim dedi, biz her ay gelip buradan dedi bizim dolabımızı dolduruyorlar. Nasıl yani dedim. Kiliselerin çoğunda kıyafet, okul için giyeceğiniz, alacağınız bir sürü şeyler var. Ücretsiz olarak alacağınız şeyler var. Kiliselerden gidip bunları alabiliyorsunuz. Size her türlü şekilde yardımcı oluyorlar. Aklıma direkt şu geldi. Ya bu ülkede bu kadar homeless var, dışarıda yaşayanlar neden gidip buradan almıyor? O da bana şu cevabı aldı. Zaten gidip alıyorlar dedi. Oradan besleniyorlar. Oradan hayatta kalıyorlar. Yolda topladıklarının çoğunlukla da uyuşturucu gibi bir şeyler kullanıyorlar dedi. Yani o paraları o yüzden topluyorlar dedi. Ve insanlar da veriyor dedi. Dolayısıyla şöyle kutuyu video çekecektim. Abi dedi ki ya doğru olmaz dedi. Hani doğru olmaz dedi. Tamam abi okey dedim. Kolinin içerisine bakabilir miyim? Bir videoda en azından bahsedeyim dedim. Kolide o meyvenin adı neydi ya? Ananas mı diyorlardı onu? Ananas bile vardı. Ananas vardı ya. Ananas bile koymuşlar yani. Aklınıza gelebilecek süttü, müttü, içecekti. Temel besinlerin tamamını koyuyorlar arkadaşlar. Bunları da ücretsiz olarak sizlere veriyorlar. Elimden geldiği kadar her hafta video çekmeye devam edeceğim. Verdiğim bilgiler çok önemsiz gibi görünebilir. Çok önemli. Bu ülkede motivasyonunuzu eğer iyi korursanız çok güzel yerlere geliyorsunuz. Bu ülkede zengin olmak hiç de zor değil. Dünyanın bütün parasının döndüğü yerde parayı bulamıyorsan sende bir sıkıntı var demektir. Ben bunu söylüyorum. Amerika fırsatlar ülkesidir. O fırsatı eline getirirsen her şeyi başarırsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.